Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde prizma ile ilgili ölçeme tarzı sorular çözeceğiz. Hazırsanız ilk sorumuzla başlıyoruz. Boyutları 12 birim ve 4 birim olan dikdörtgenler prizması şeklindeki banyo lavabosu tıkandığı için su borudan gitmemiş ve lavaboyu B noktası seviyesine kadar doldurmuştur. Şekilden görüyoruz. Boyutları 2 birim olan küp şeklindeki lavabo açıcısı atıldığında Lavabonun 25 bölü 36'sı doluyor. A, B, B, C, C, D uzunluğuna eşit olduğuna göre lavabonun yüksekliği kaç birimdir? Şimdi şuradaki eşit uzunluklarımıza x diyelim arkadaşlar. Ve başlangıçta suyun hacmi nedir? Burası 12 birim. 12 çarpı 4 çarpı 2 x'tir. Bunun içine hacmi 8 olan lavabo açıcısı ekleniyor. Son durumda hacim böyle mi oldu? Eşittir diyorum. Son durumda arkadaşlar Lavabonun 25 bölü 36'sı doluyormuş. Yani bu 3x yüksekliğinin 25 bölü 36'sı demektir. Buradan sadeleştirdiğimizde son yükseklik 25x bölü 12 demektir. O zaman son durumda yüksekliğimiz buysa son durumdaki hacmi bir hesaplayalım. 12 çarpı 4 çarpı 25x bölü 12'dir. Burada 12'ler sadeleşir çarptığımızda 100x gelir. Buradan da arkadaşlar 96x gelir. 8 eşittir 4x'ten x2 olarak buluruz. Lavabonun yüksekliği kaç birimdir? Lavabonun yüksekliği 3x eşit. 3 çarpı 2'den 6 birimdir. 64 tane birim küpün birleştirilmesiyle oluşan küp şeklindeki blok boya içerisine batırılıp çıkartılıyor. Ve bütün dış yüzeyinin boyanması sağlanıyor. Buna göre sadece iki yüzü boyalı olan birim küplerin sayısının Tek bir yüzü boyalı olan birim küplerin sayısının oranı kaçtır demiş. Önce arkadaşlar tek bir yüzü boyalı olanlara bakalım. En üst yüzeye bakar mısınız? Burada arkadaşlar 4 tane karenin tek yüzeyi boyalıdır. Her bir yüzeyde 4 tane olacaktır. 6 tane yüzeyimiz var. O zaman 6 çarpı 4'ten 24 tanesinde tek bir yüzü boyalıdır. Geliyorum iki yüzeyi boyalı olanlara. Şimdi arkadaşlar, şurayı görüyorsunuz. Burada iki yüzeyi var. Burada da aynı şekilde. Devam ettiğimde burada da böyle. Burada da böyle. Ve aynı şekilde bakınca burası da öyle arkadaşlar. Kenarı da var. Burası da öyle. Evet. Bu şekilde gördük. Böyle kaç tane var arkadaşlar? 2 4 6 8 Şimdi şuraya bakıyorum. Burada iki yüzeyi boyalı olan var. Burada var. Burada var. Arkadaşlar burada var. Ve bir de arkada var bu şekilde. 8 tane de böyle var. Şimdi geliyorum en alta. Arkadaşlar burada iki yüzeyi boyalı. Bir de altı var. Burada da iki yüzeyi boyalı. Arka tarafında da var. Şu yan yüzeyde de var. Burada da 8 tane var. Toplamda 24 tane iki yüzeyi boyalı olan var. O zaman bu oran 1'dir. Şekilde verilen dikdörtgenler prizmasında GB yüzey köşegeni. GB'miz evet. HB cisim köşegenidir. EH'miz 3, EA'mız 4. HB e, uzunluğu 5 kök 2'ymiş. Yani arkadaşlar cisim köşegenimiz 5 kök 2'ymiş. HBG e, açısı nedir? Hmm, şuradaki açıyı soruyor bize. Şimdi bakın arkadaşlarım. Buradaki ayrıtını bilmiyorum. Buna x diyelim. Cisim köşegeni hesaplarken x kare artı 4'ün karesi artı 3'ün karesi eşittir. 5 kök 2'nin karesi şeklinde hareket ediyorduk. Buradan x kare 16 artı 9'dan 25 gelir. 50 oldu. x kare 25'tir ve x'imiz 5 olur. Evet şu kenarımız 5 arkadaşlar. Şurası 4. Burası 3. Karşımızda 3, 4, 5 üçgeni var. Ve gençler bize diyor ki şuradaki açı nedir? Burada bir diklik var. Lütfen şuraya dikkat eder misiniz? Karşımızda ikiz kenar dik üçgen var. 5, 5, 5 kök 2. O zaman aradığımız açı 45 derecedir. Ha şöyle de olabilirdi. Ee, kenarlar böyle ikiz kenar üçgen oluşturmayabilirdi. O zaman sen buradaki açıyı bulmak istiyorsan kosinüs teoriminden de faydalanabilirsin. Şekilde gösterilen belediyenin süs havuzu dikdörtgenler prizması şeklinde iki kısımdan oluşmaktadır. Havuz boşken fıskiye açılıyor. Havuz tamamen dolduğunda fıskiye kapatılıyor. Alttaki kısmın hacmi üstteki kısmın hacminin 5 katı olup 16 metre uzunluğunda, 2 metre yüksekliğinde ve 5 metre genişliğindedir. Buna göre süs havuzu dakikada 2 metre küp su akıtan bir musluk ile kaç saatte dolar? Şimdi arkadaşlar ne diyor bize? Alttaki kısmın hacmi üsttekinin hacminin 5 katıdır diyor. O zaman ben buna V dersem burası 5V'dir. Şimdi 5V'yi hesaplıyorum arkadaşlar. Nedir bu? Alttaki prizmanın hacmidir. 2 çarpı 16 çarpı 5'tir. Şunlar gider. V'miz burada 32 gelir. Ama 5V'yi yine hesaplamalıyız. 2 çarpı 16 çarpı 5 buradan 160 gelir. Alttakinin hacmi 160, Üsttekinin hacmi 32 arkadaşlar. Dakikada 2 metre küp su akıtıyor. Toplam hacim nedir? 192'dir. 1 dakikada 2 metre küp akıtıyor, akıtıyorsa 192 metre küp için kaç dakika gerekir? 192 bölü 2 diyorum. 96 olur. 96 dakika olur. Ve 96 dakika 60 dakika 1 saat olduğu için 1 saat 96'dan 60'ı çıkardığımızda 36 dakika olur. Cevabımız A'dır. Şekilde verilen dikdörtgenler prizmasında 9 birim 12 birim şekilde mevcut. P noktasının BEHC düzlemine uzaklığı kaç birimdir demiş. Şimdi arkadaşlar bir kere karşımızda ne var? 9, 12, 15 üçgeni var. P noktası yandaki dikdörtgenin orta noktası. Orta noktası olduğu için Dik bir şekilde geliyorum FB'ye arkadaşlar. Burayı iki eşit parçaya böleceğinden şu uzunluğumuz 9 bölü 2 olur. Buradaki uzunluğumuz da 9 bölü 2 olur. Burada bir diklik var. Ve arkadaşlar işte bunun düzlem olan dik uzaklığını bulmaya çalışacağız. Öyle değil mi? Şimdi 9 bölü 2, 9 bölü 2 dedik. Neler biliyoruz? Şurası 12 birim. Arkadaşlar ben buraya alfa demek istiyorum. O zaman şurası beta olsun. E, F, B üçgeninde alfa ile betanın toplamı 90 derecedir. O zaman buradaki üçgende beta yine alfanın toplamı 90 derece olacaktır. Şimdi bu sarı üçgen ile E, F, B üçgeni benzer üçgenlerdir. Ne yapacağız arkadaşlar? Amacımız alfanın karşısındakini bulmak. Burayı bulursak Y'nin düzleme olan dik uzaklığını bulmuş olacağız. O zaman 90'ın karşısından başlıyorum. Önce sarı üçgenden. 9 bölü 2'nin 15'e oranı eşittir. Şimdi alfanın karşısı x. Burada alfanın karşısı 12. İçten dıştan çarpımı yapacağız. 9 bölü 2 çarpı 12 eşittir 15x. 15'e bölüyorum. Sadeleştirelim. 3'e böl 2. 3'e böl 5 x'imiz buradan 18 bölü 5 gelir. Demek ki P noktasının düzleme olan dik uzaklığına x demiştik ya arkadaşlar. Bu da 18 bölü 5 eşitmiş. Tane tane çözmeye çalıştım. Umarım anlaşılmıştır. Türkiye'de gerçekleştirilen bir ankette öğrencilere en beğendikleri yayın sorulmuş ve yapılan anket sonucunda hız yayınları birinci gelmiştir. Hız yayınları şekilde gösterilen dikdörtgenler prizması şeklindeki ödüle layık görülmüştür. Prizmanın ayrıt uzunlukları 8-4-2 birim olup ABCD noktaları bulundukları yüzeylerin ağırlık merkezleridir. Buradaki ABCD'nin alanı soruluyor gençler. Şimdi C noktası ABD noktası orta nokta değil mi? O zaman burada şöyle çizebiliriz. Tam orta nokta olduğu için ortada bir dikdörtgen var gençler. Evet. Zaten dörtgenlerden hatırlarsanız burada A noktası, D noktası, C ve B orta nokta ise boyalı alan büyük dikdörtgenin alanının yarısına eşittir. O zaman şurası 8 birim, şurası 2 birim değil mi? Dikdörtgenin alanı 16'dır. Yarısı da ortadaki olacağı için 16 bölü 2'den 8 olur. Bunu görebiliyorsanız oldukça kolay bir soru bol bol soru çözmüştük arkadaşlar hatırlarsanız umarım unutmadınız. Metin birim küplerle içi dolu ve ayrıt uzunlukları farklı bir dikdörtgenler prizması yapmak istiyor. Met'inin yapmaya başladığı prizmanın bir kısmı şekildeki gibidir. Buna göre Metin bütün ayrıt uzunlukları farklı bir dikdörtgenler prizması için en az kaç birim küpe daha ihtiyaç duyar. Evet arkadaşlar. Şimdi bakıyorum yan tarafta, 1 2 3 4 5 tane var. O zaman şu ayrıt 5 birim. Şöyle çizelim. Burada 1 2 3 4 5 6 7 birim var. Şimdi yüksekliğine bakıyorum. 1 2 3 4 5 bir de aşağıda var 6. Evet arkadaşlarım bu şekilde bir pirizma oluşturacağız. Bu prizmanın hacmi 5 çarpı 6 çarpı 7'den 210 gelir. Çekirde kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 tane var. 210 olması için kaç tane daha gerekiyor? Buradan 188 cevabını buluruz. Ayrıt uzunlukları 5, 6, 8 birim olan dikdörtgenler prizması veriliyor. Diklikler şekilde mevcut. A ile P noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? Şimdi adım adım gidelim arkadaşlarım. Önce A ile C'yi birleştiriyorum. Şurada bir diklik var. Bu üçgen 6, 8, 10 üçgenidir. Zaten soruda bu yüksekliği vermiş 5 birimdir. Ve GC AC'ye diktir. Şimdi ben burada ACG üçgenini çizeceğim. Aynı şekilde çizeyim ki gözünüzde canlansın arkadaşlar. Evet. Burası A, C, Y. Soru da burası verilmiş. 5 birim, 10 birim. Bu yüksekliği bulabiliriz arkadaşlar. Öklit kuralında çünkü dikten dikinmiş. 1 bölü H'nin karesi eşittir. 1 bölü 5'in karesi artı. 1 bölü 10'un karesi gelir. Faydalarını eşitliyorum. 1 bölü H kare 100 artı 25'ten 125. 5'in karesi çarpı 10'un karesinin kara kökünden. 1 bölü h. 5 kök 5 bölü 5 çarpı 10 gelir. H'miz 10 bölü kök 5'tir. Bu da 10 kök 5 bölü 5'ten 2 kök 5 olur. Şimdi bunu buraya yazıyorum arkadaşlar. Burası 2 kök 5. Sonra H'den buraya 1 dikinmiş. Onu da oluşturuyorum. Arkadaşlarım zaten soruda Şurası 5 olarak verilmiş. Benim bu uzunluğu bulmam lazım. Lütfen sarı üçgene bakar mısınız? Dikten dikinmiş öklit uygulayacağım. Şu uzunluğa x diyeceğim. Diyoruz ki 2 kök 5'in karesi eşittir. x çarpı 5. Buradan x'imiz 4 gelir. Öyle değil mi gençler? Şurası da 4'tür. AP uzunluğunu soruyor bize. AP uzunluğunu oluşturuyorum. Ve hatta o üçgeni şöyle çiziyorum. C, P, A. Burası 10, burası 4. Aradığımız uzunluk buraya Y diyelim. Y kare eşittir. 4'ün karesi artı 10'un karesinden 116 gelir. Y kare eşittir 116'dır. Peki 116'yı veren hangi cevap var? Cevap C'ye geliştir. Hatta şöyle ayırabiliriz. 4'e böl 29. Evet 4 çarpı 29 olduğundan Kara kökünü aldığımızda y ifadesi 2 kök 29 gelir. Cevabımız c'dir. Adım adım ilerledik ve bulduk. Evet arkadaşlarım 9. sorumuzda hata olduğunu düşünüyorum. O yüzden o soruyu geçeceğiz. Böylelikle 160. testimizin de sonuna gelmiş olduk. Prizmaları tamamladık. Bir sonraki testimiz piramitlerle ilgili. Onların çözümlerini yapacağız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.